Sevgili Yaşan Ekonomi izleyenleri, otomobilimiz olan Emniyet Şehri'nden siz otomobil severlere merhabalar. Sezonun ilk programıyla sizlerin karşısındayız. Kimle birlikte? Tabii ki Hüseyin Bıyık'la birlikte. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk Serkan. Ne haber, nasılsın? Çok şükür Serkan. Sezonu yeni açıyoruz. Evet, yeni hayırlı sezon. Olsun. Hayırlı olsun. Hepimiz için inşallah hayırlı olur. Sevgili izleyicilerimiz de inşallah bu sezonda mutlu edeceğiz tanıtacağımız araçlarla. En azından tüm detaylı bilgileri yine aktaracağız. Yepyeni araçlar onlarla birlikte olacak. Hayırlı olsun, başlayalım mı? Başlayalım. Hayırlı olsunla birlikte başlayalım. 3008 var bugün. Yani PSA grubunun, aslında bakıldığında genel olarak Peugeot'un zaten en güçlü araçlarından biri. PSA grubunun da elinin en güçlü olduğu araçlardan biri değil mi? Yani SUV'de özellikle sınıfında. Valla son 3 yıldır en çok karşılaştığım SUV araç. Türkiye'de en çok beğenilen diyeyim. 3008 diyebiliriz. Geçen sene biliyorsun lansman döneminde bizde de o dönem test trafiği çok yoğundu. Maalesef pandemi dolayısıyla teste ilk başta alamamıştık. Test trafiği çok yoğundu, sıra gelmedi 3008. Yani o kadar yeni araçlar çıktık ki üst üste sıra gelmemişti. Nihayet 3008'in en son makyajını, en güzel makyajını aldık ve teste bugün detaylı şekilde inceleyeceğiz. SUV zaten Türkiye'de ve dünyada özellikle çok tutmaya başlandı. Evet. Yani SUV, SUV araçlar. Fiyatlar biraz tavan yaptı. 3008'in de fiyatı mesela bu araç GT paketiyle 556 bin liralara yakın bir fiyatı var. Tamam, beğenilmeyecek. Şimdi izleyicilerimizin belki ilk eleştirdiği konu fiyatı olacak ama bakıldığında tasarım olarak, motor özellikleri olarak, içerideki teknolojisi olarak hakikaten bu dönemdeki fiyatlarda hak ediyor diyebilirim. Ya özellikle Peugeot için konuşursak Serkan, Peugeot burada 3008'le beraber ciddi bir atılım yaptı. Makyajla beraber de güncellenen 2008, 508 ve 208'le beraber 3008'in de aslan dişiyle beraber ön yüzde makyajla çok güzel, daha dinamik, şurada daha girintili çıkıntılı hatlarla beraber daha böyle erkeksi duran bir ifadeye sahip olduğunu diyebiliriz. Güzel ön yüz yaptı ya Peugeot aynen grubu, değil mi? Benziyor işte 2008'de dediğin gibi çok güzel benzerlikler. Tabii ki daha heybetli. 3008 biraz daha mesela bak, ızgara daha büyük. İşte farlar daha heybetli. Kaput daha heybetli. Evet. Ama güzel bir ön yüz var 3008'de. Ya burada zaten en büyük farklılık makyajda ön yüzde oldu. Çerçevesiz panjur gerçekten aracın ön yüz kimliğinde çok ciddi bir ayrıma gitmiş vaziyette. Tabii full LED donanım seviyesine sahip aydınlatma grubu da girintili çıkıntılı yapısıyla beraber gündüz aydınlatmasında aslan dişi de entegre edilmesi birazcık aynadan bakınca gerçekten Peugeot kimliğini yansıtıyor. Geliyor. Peugeot 3008 geliyor diyorsun. Evet. Hem şık, hem modern, hem de spor bir tasarım var. Şöyle yana doğru devam edelim Hüseyin. Yana bir açılalım. İzleyeceğim şöyle 3008'in tasarımını görsem. Muhteşem bir tasarım var yan tarafta da. 19 inç alaşım jantları görüyoruz. İşte üstte tavan barları, tavan rayları. Lastiklerin üstünde dodikler. İşte SUV kimliğini ortaya çıkartıyor. Güzel SUV'ye yakışan heybetli bir ayna. Parmak okuma sistemle açılan kapı kolları anahtarsız şekilde açılabiliyor. Bak şurada hava girişleri var ön tarafta. Evet, motor. Burada hava girişleri var. Yani evet, güzel bir yan profil ortaya çıkmış. Bu arada aracımız GT paketle beraber Black Edition donanım seviyesine sahip. Bununla beraber ön yüzdeki işte 3008 logosu, Peugeot logosu, yan profilde baktığımızda GT yazısı hepsi siyah fonda oluşturulmuş. Bu fonda beraber tavan ve çift renk opsiyonuyla gerçekten araç görseli güzel, hoş gözüküyor. Güzel duruyor. Karartılmış camlar falan da çok şık duruyor. Şöyle bir arkaya bakalım Hüseyin. Arka taraf nasıl? Şimdi yine benim sürüş pozisyonumda bakacağım arkaya, diz baş mesafesinde. Şöyle geçeyim içeri. Bak işte C sınıfı SUV. Görüyor musun? Bak B sınıfı SUV'lerden mesela 2008'den ne kadar büyük farkı var. Diz mesafesine bak. Hani 3-4 parmak burada, şöyle göstereyim, 3-4 parmak mesafe var. Baş mesafesi zaten çok yeterli. Ve bir de panoramik cam tavan var ki içeriği inanılmaz aydınlatıyor. Burada içeride teknoloji olarak 2 tane USB var. Ben şimdi çıkacağım, Murat sizlere gösterecek sevgili izleyenler. Yarı kumaş, yarı deri ağırlıklı koltuklar var. Ortada bir de kol dayama var. Şöyle Murat göster izleyicilerimize. Ortada bir de kol dayama var. Hem konfor hem teknoloji içeride arka yaşam alanında buluşmuş. Yani gerçekten keyifli bir arka yaşam alanı var 3008'de. Aynen öyle Serkan. Baktığınız zaman PSA grubunun zaten
kendi iç kuzenleri diyebileceğim işte C5 Aircross, DS7 Crossback, Opel tarafında Grandland diye dediğim zaman baktığımda oturma grubu olarak en sportif aslında oturma değil grubu. Değil mi? Evet, sportif olarak. Evet. Tabii buna rağmen ortada bir şaft tünelinin olmadığını belirtelim. Yani ortada oturacak yolcu da çok rahat hareket edebilir. Yani 3 kişi çok rahatlıkla yolculuk yapabilir. Bak dikkatimi şurası çekti Hüseyin. Murat böyle biraz geri gel. Bak kapı kollarındaki şu bölüm bak. O kadar güzel bir malzeme var ki. Antara'ya dönmüş vaziyette. Değil mi? O kadar güzel malzeme var ki. Burada ses sistemi çok güzel bir ses sistemi var bu arada. Çok iddialı yani. Elini Focan, kuvvetlendiren elektra. Maddelerden bir de bu. Müthiş bir ses sistemi var. Güzel böyle malzeme kalitesi, malzeme eşliği de var. 3008'e. Bunu tabii ön tarafta da inceleyeceğiz. Makyaj öncesi zaten gayet kaliteliydi 3008. Makyajla beraber kalite hissiyatı bir çıt daha yükseldi diyebiliriz. Yükselmiş. Şimdi arkayı elektrikli açılabilir bagajla birlikte. Şöyle bagajımızı kaldıralım. 520 litrelik bagaj kapasitesi var ki sınıfında iddialı diyebiliriz. İddialı. Daha büyükleri de var ama var. Gayet yeterli. Yeterli. Hemen bu bagaj tarafından arkadan da istersek koltukları çift taraflı katlayabiliyoruz. Öyle pratikliği de var. İndiriyoruz koltukları. Tabii panzdotu bir alta da alabiliyoruz baktığınızda. Aynen. Ve elektrikli olması da güzel bir opsiyon. Güzel abi elektrikli olsun. Yani evet, SUV. Şimdi 500 bin lira para da veriyorsun bu araca. Elektrikli olsun. Çünkü gerçekten kuvvetli. Yani Peugeot'a baktığımız zaman 3008 bu grubun elini çok kuvvetlendirdi. Yakışır yani bu araca. En lüks donanımlar, en yüksek seviye teknolojiler yakışır. Arka tarafta makyajda bir tek farın iç yapısındaki görsel değişti. Yine 3 boyut efekti verilmiş aslan pençesi izleri yine burada gözüküyor. Sadece kayar ledler aşağı alınmış sinyaller. Tek farklılık orada yoksa arka tarafta çok büyük farklılık yok. Suni çift egzoz çıkışı var. Onları da göstersin Murat izleyicilerimize. Şöyle plakalının üstünde geri görünüş kamerası var. Murat onu da gösterirsen. Yani donanımsal olarak aslında eksik yok. Yok. Yani bu 3008 GT'de eksik yok. Tabii opsiyonlar da var. Onları içeride konuşacağız. Üzerine opsiyonlar da eklenebiliyor. Güzel. Yani dolu dolu bir araba test edeceğiz bugün. İçeri geçelim. İçeride de aracın teknolojisini, malzeme kalitesini, motor özelliklerini, bununla birlikte tabii ki performansını ve yakıtını konuşalım. Emleşir'de Hüseyin Bıyık'la birlikte devam ediyor. İyi seyirler diliyorum. Bak o arka kapıyı anlattığım malzeme burada da var. Evet. Biliyor musun? Bak ne kadar güzel, kaliteli bir malzeme. Bir önceki güzel makyaj öncesi falan. Kumaştı. Güzel malzemeler var. Gerçi bu biraz şey gibi de duruyor. Hani süet mi? Süet gibi. Süet tarzı değil mi? Ama süet hani tarzı güzel malzeme. İlk bakışta bir suni tahta efekti de veriyor yani. Evet, dokunmasan evet. Sen burada bir mermerimsi tahta var dersin. Güzel. Kalite, işçilik güzel değil mi? Oralar falan. Ya bak biraz bacağını koyduğun yerler falan yumuşak. Yok. Malzeme kalitesi güzel Serkan ama biraz şu işçilik anlamında bir hopluklar gözüme var çarpmadı değil. Yani şurada evet, torpido ayarsızdı. Şu kapı içindeki bağlantı birleşim yerleri. Ama baktığımız zaman şöyle biraz yavaş yavaş ilerleyelim yolumuza çıkalım. Hem yaşam alanı hem böyle ergonomi araç da çok düzgün. Mesela evet. Tuşlar elimin altında. Malzeme işçilik kalitesi güzel. Dediğim gibi ufak tefek tamam işçilik hataları var. Ama görsellik olarak konsol çok güzel abi. Ya çok beğendim ben konsolu. Yani yeni makyajını ciddi anlamda çok beğendim. İlk 3008 MPV'den SUV'a geçince Serkan şu amblemi kapatsınlar. Yolcu ya da sürücü mahalline birine otur. Bu araba Peugeot demezlerdi. Anlayamazlar. Yani şimdi bir çağ atladı Peugeot o noktada. Sonrasında makyajla beraber hani zaten iyi bir arabayı daha kusursuz hale getirmek için uğraşmışlar. Hani ufak tefek dokunuşlar yapmışlar diyebiliriz o noktada. Evet. Teknolojiden bahsedelim Hüseyin. Sonra hemen böyle bir performans köşemize doğru ilerleyelim. Performans deneyelim. Uzun süredir çünkü dizel bir araba kullanmıyoruz. Dizel otomatik bir araba kullanmıyoruz. Dizel performanslarında özellikle o tork gücünü, o yakıt tasarrufunu hakikaten özledik. Onlardan bahsedelim. Dolu dolu bir teknolojisi var bir kere. Onu söyleyelim. Mesela ekran, dokunmatik bir ekran, kullanışlı bir ekran. İşte navigasyon açık mesela. Şu an arka kameradan görüyoruz izleyicilerimiz. Akıllı telefonları entegre edebiliyorsun bu ekrana. Onun haricinde araç ayarlarını, bakalım şöyle kısaca bir özet geçelim. İşte konfor, güvenlik ayarları, park ayarları.
sürüş işlevlerine baktığımız zaman start stop, kör nokta kontrolleri gibi ayarları bu ekran üzerinden yapabiliyoruz. Dediğim gibi hem pratik teknolojiyi hem güvenlik teknolojisini, aracın gırtlak dolu olan teknolojilerini ekran üzerinden kontrol ediyoruz. Bu güzel bir kere. Bu arada ekran makyajla beraber değişti. Hı hı. 508'den daha güzel olduğumuz, durmuyor mu? Çok daha, daha güzel. Güzel duruyor değil mi? Daha kibar duruyor. 8 inçlik daha kare bir ekranken şimdi 10 inçlik dikdörtgenimsi biraz da böyle ekran. Sürücüye doğru dönük. Aynen öyle. Güzel. Daha başarılı olmuş bu ekran. Yine klasik böyle Peugeot'da son dönemde gördüğümüz piyano tuşlarını görüyoruz. İşte müzik çalar ayarları, klima ayarları, navigasyon, araç ayarları gibi ayarları buradan kontrol edebiliyoruz. Yani bir tuşla mesela pat navigasyonumuzu açabiliyoruz. Araç ayarlarımıza girebiliyoruz. Mesela klima ayarlayacağız, klimaya girebiliyoruz. Bu tür pratik tuşlar var. Evet, arayüzü oldukça başarılı. Bak, aşağı indiğimiz zaman teknoloji devam ediyor. Mesela koltuk ısıtmalar var. Tabii full paket. Burada olsun artık. Onun altına indik. USB girişlerini görüyoruz. Wi-Fi şarjı alanını görüyoruz. Start stop'u görüyoruz. Eller serbest şekilde çalıştırabiliyoruz anahtarsız şekilde. Elektrikli park frenini görüyoruz. Drive modlar var. Sürüş modları. Bunları görüyoruz. Burası böyle alabildiğince teknoloji. Güzel. Bu arada aşağıda bahsetmişken senin aslında sevmediğin bir özellik de bir revizyon olmamış. Yani sen buradaki USB'yi çok derinde olduğu için gece karanlıkta takarken sıkıntı yaşıyordun. Elim görüyor musun? Ne kadar zorlaşıyor oraya. O maalesef şuraya mesela, yani olmamış. Buralara böyle yakın yerlere veya buraya falan alınabilir yani. USB. Evet, dediğin doğru. Devam edelim. Kör nokta uyarı var. Şerit takip sistemi var. Geri görüş kameraları var. 360 park sensörü var. Kameralı şekilde görebiliyorsun bunu. Otonom sürüş var. Ön çarpışma uyarı asistanı var. Tabela okuma sistemi var. İşte kaçta gitmeniz gerekiyorsa güzergah üzerinde onu size gösteren tabela okuma sistemi var. Gece görüş navigasyonu var. Evet. Yani teknolojik olarak gırtlak dolusu. Bak F1 şanzımanlar var. Bak mesela F1 kulakçıkları var ama modunu, yani daha doğrusu konumlandırmasını sevmiyorum. Peugeot grubu bir türlü direksiyon üstüne almadı bunu. Ayrı tutuyor. Viraj giriş çıkışlarda biraz sıkıntı yaratabiliyor. Ulaşamayabiliyorsun. Ya da arka daha tarafı sinyal ve silecek butonları çok yakın olduğu için arada bir benim gibi kalın parmaklıysan arada sıkışabilirsin. Evet, biraz ergonomide belki tek sıkıntı burası olabilir. Devam edelim. Kadran yapılarına bayıldım Hüseyin. Yeni güncel kadran şekilleri çok güzel olmuş. Temaları daha doğrusu çok güzel olmuş. 5-6 farklı şekilde kontrol edebiliyorsun. Bak asgari, özel, navigasyon, sürüş ve kadranlar şeklinde 5 farklı şekilde yönlendirebiliyorsun. Tabii gece değiştirebiliyorsun. Hava kararını 6. faktör olarak da gece görüş oraya ekleniyor. Evet. Hava kararını ancak onu gösterebiliyoruz. Çok güzel. Tema güzel değil mi? Böyle evet. Sana bir hissiyat, spor hissiyatı vermiyor. Spor yani araç 2000, hissiyatı vermiyor mu? 2019 Peugeot 3008'lerle beraber biliyorsun bakır konfigürasyonu gelmişti. Hı hı. Bu daha böyle elit duruyor diyebilirim yani görselde. Bir de Peugeot mühendisleri bir çıt daha bu görseli yukarı aldığını söylüyor. Yani kadran yapısının altında farkındaysan bir parmak girecek kadar bir boşluk mesafesi oluştu. Hı hı. Ve bu da sürücünün direksiyon otururken birazcık daha görüşünü iyileştirdiğini söylüyorlar. Çok aynen fark öyle. Edilmiyor aynen. Ama bak, şu mesela iCockpit diyorlar. iCockpit diye adlandırıyorlar burayı. Kesik direksiyon ve kadranın biraz daha farklı konumlandırılması hakikaten benim daha rahat görmemi sağlamış kadranları. Bunu ilk böyle sıkıntısını 308'de çekmiştik. Evet. Yine kesik direksiyonda ancak görüş mesafesini biraz kısıtlayabiliyorduk. Yani kadranları zor görüyorduk. İşte direksiyonu aşağı çekmek zorundaydık falan. Şu an bak normal sürüş pozisyonundayım ve çok net bir şekilde görebiliyorum. Aynen. Oturma pozisyonu yukarıda. Şimdi şeye geldik ya 0-100 alanımıza. Aslında 0-100 böyle çok iyi değil. 11.2 saniye böyle ağır bir. Zaten 1430 kilo bir ağırlığı var aracın. Çok hemen spora aldım bu arada. Evet. Çok iyi hızlanmıyor ama tabii ki 0-100'ünü de gösterelim izleyicilerimize. Otomatik bir şekilde kullanacağım. Kendimi test değiştirmeyeceğim. Direkt drive'de kalkacağım. Bu arada spora alınca çerçeve kırmızıya değişti. Değişti. Direkt kırmızı çok çok daha böyle can alıcı oldu. Hazır mıyız? 1, 2, 3. Başladık. Bak biraz hanta kalktı ama 20'den sonra daha iyi hızlanmaya başladı. Tabii GT pakette gelen hoparlörlerden suni bir ses. Evet, suni de bir ses geliyor. Bak bu aracın kalkışları çok başarılı değil. Hı hı. Ama hem ara hızlanması
hem de uzun yoldaki yol tutuşu muhteşem. Çok seri böyle hareketler edemezsiniz ilk başlarda. Ama araç böyle kendini toparladıktan sonraki performansı ve verimliliği çok başarılı. Yani tabii bu noktada motor ünitesi olarak daha performanslı üniteye sahip 1.6 PureTech motor. 180 beygirlik olan. Tercih edebilirsiniz. O ters sürüş dinamiği isteyen insanlar için gerçekten biçilmiş kaftan. Bir önceki versiyonlarda hep 1.2 benzinli ünite varken yeni makyajla beraber 1.6 opsiyonu da artık listeye eklendi. Tabii 3 farklı motor ünitesi var. 1.2 benzinli, 1.6 benzinli ve 1.5 dizel. Hasret böyle. Artık tüketici sıfır araçlarda. Bak Peugeot grubunun bunu iyi yapıyor. 2008'de de var dizel otomatiği. 3008'de de var. Çoğu böyle PSA grubu araçlara baktığımız zaman artık, hatta çoğu firmaya baktığımız zaman dizelleri kaldırdı. Türkiye pazarına dizel artık çok fazla gelmiyor. Yani B sınıfında bile artık dizel otomatik seçeneği olan çok fazla alternatifimiz yok. Ama Peugeot bu konuda hizmet veriyor hala Türk tüketicisine. Gerçekten biz de özlemişiz yani. Az yakmayı özlemişiz. Evet. Yakıt verilerini tabii ki söyleyeceğiz de. Motor özelliklerimizi istiyorsan aç sen bir yelpazeyi, konuş. Ben orada bir yalıtımına bakayım. Aynen. Şöyle 1.2 benzinli giriş paketi olarak aktifle alabiliyoruz. Gene otomatik 8'leri EAT8 kombinasyonuyla 130 beygir güç özelliğine sahip. 1.6 PureTech motor, daha iştahlı, daha güçlü bir motor yapısı. 180 beygir olarak Peugeot 3008'de geliyor. Peki test konumuz? Test konumuz 1.5 Blue HDI. Baktığın zaman 130 beygir, 300 Nm tork değerine sahip. 8 ileri EAT8 koduyla tam otomatik bir şanzıman ünitesine sahip Serkan. Daha öncesinde de test etmiştik. Farklılık çok fazla yok. Gayet yeterli performansa sahip. Aynen, bilindik motor. Yakıt verimliliği olarak da gerçekten yeterli seviyede katkı sağlayabiliyor diyebiliriz. Birazcık ara geçişleri benim çok hoşuma giden bir motor yapısı bu. Yani kalkış değil de, yani evet, yüksek hız değil de, ara hızlamalarda ve tork ihtiyacında gerçekten yeterli güç sunuyor. Uzun yolda o kadar rahatsın ki, o kadar sevilir ki yani, rüzgardan etkilenmiyor, hızın işte kaçta olursa olsun böyle tedirginlik yaratmıyor. Aynen. O yolu böyle yılan gibi böyle gideceğini hissediyorsun bu aracın. Zaten yani Türkiye pazarına da bu kadar tutulmasının sebeplerinden başında yol, birincisi yol tutuş ve kalite hissiyatı diyebiliriz. Yani kalite hissiyatından kastım yalıtım anlamında söylüyorum. Çünkü motor dışarıda baktığın zaman bayağı gürültülü geliyor. Ama kabinin içine girdiğin zaman yalıtım anlamında oldukça başarılı. Hani üst devirleri çıkınca 4500 devirden sonra artık seni çok güzel rahatsız eden bir durum var. Çok güzel söyledin. Dışarıda bir güzel sesi var ama içeriye girdiğin zaman o spor aldığın zaman o suni egzoz sesi de geliyor ya. Yani ses sıfıra iniyor diyebilirim. Bir test geçişlerini deneyelim. EAT8 otomatik şanzıman dedik. İzleyicilerimizin aklında soru işareti kalmasın. Hissiyat nasıl? Bak arttırıyorum. Yok, geçiş hissiyatını hiçbir şekilde hissetmiyorsun. Bak vites düşürken sadece motor frenini hissediyorsun. Bak 4, 3. Bak 3'e kadar düşürdüm. Tekrar arttıralım şöyle bir. Hızlanıp arttıralım. Bakın bir sarsıntı var mı? 4. Hissettiniz mi? 5. Bak. Ve çok rahat komutlarına itaat edebiliyor. Tabii seri yani şekilde, değil mi? Seri şekilde. Sanki dizel bir ünite değil de benzinli bir motor varmış gibi tepkileri çok gayet seri diyebiliriz. Şöyle önümüzdeki araçlar açılsın, biraz şeyi deneyelim bakalım, kaç bin devire kadar izin veriyor çevirmesine, onu deneyelim. 2'den 1'e kadar düşürdü. Bir de spora da deneyelim bakalım, sporda değişecek mi? Yaklaşık 4500. Klasik dizel motor. Aynen. Ama suni ses çok iyiydi mesela. Çok iyi. Az önce normali aldım. Bir daha gazla istersen kan. Çok fark ediyor. Sporda direkt böyle. Aynen. Albenisi değişiyor. Yani 4000 devir bandında çok tatlı bir suni ses veriyor. Onu da iyi ayarlamışlar. Alt devirlerde o ses yok. Yani 3000 devirdeyken böyle bir ses gelmiyor ama 4000 devir bandında çıktığın zaman, istersen biraz daha yavaşlayalım Serkan, mesafe koyalım daha net anlaşılsın. Şimdi alt devirler 4000 devir çeviriyorsun yani. Aynen. 3500'den sonra o ses gelmeye yani başlıyor. O tınıyı da iyi ayarlamışlar. Yani alt devirde boşa ses yapıp sürücüyü de tahrik etmenin anlamı yok diye düşünüyorlar herhalde. Evet, virajlı yolumuza geldik. Şimdi SUV'lerle devam edelim. SUV'lerle genelde denemeyiz ama yani dediğin gibi 3008'lerin
yol tutuş farkı evet. var. Ve öyle de bir direksiyon var ki yani böyle go-kart kullanırcasına evet. kullanıyorsun bu araçları. O yüzden şöyle 180 derecelerle deneyeceğim. Murat'cığım sen de sıkı sonra laf ediyorsun bize. Niye bu kadar keskin giriyorsun diye. Çok güzel bir performans senin bakalım. Spordayız. Bak mesela şöyle 180 yaptığım zaman görüyor musun? Kayboluyor. Mesela şuraya nasıl alacağım ben? Değil mi? Vites nasıl düşüreceğim? Neredeyse diye. Artık konuma geldi. Veya böyle yaptığım zaman artıya elimi çekip böyle dokunmam lazım. O da çok sıkıntı olur. Bakalım hadi bakalım. Bismillah. Güzel bir performans deneyelim. Ya arabamın böyle kafa da değil bak tüm gövdesinin bir anda girdiğini hissediyorsun. Yani salma yapmıyor. Ne arka yapıyor ne ön yapıyor. Ve işin ilginç tarafı test aracı GT paket. GT pakette 19 jantla geliyor araç. 19 jant ama lastik genişliği küçük. Evet. Yani normal hani bu boyutta bir araçta hani 55 bir lastik evet, beklersin evet. ama öyle bir lastik yok. Buna rağmen çok iyi yol kavraması var. Gerçekten. Yok, yani yol tutuşunda iddialı. Yani sevilmesinin aynen. çok tutulmasının nedenlerinden biri tabii ki tasarım da çok etkili. Yani hı hı. kendine özel böyle karakteristik tasarım var. Özellikle 3008 ve 2008'in. Hem dışarıda hem içeride. İstersen ben biraz da donanım özelliklerinden bahsedeyim. Tabii Serkan. Tabii. Yani giriş paket aktif paketle alınıyor. Onun haricinde 3 paket opsiyonumuz daha var. Allure, GT Selection ve GT. Tabi burada en üst donanım GT fakat GT'ye ilave opsiyonlarımız da var. Özellikle ilk söyleyeceğimiz Night Vision makyajla gelen opsiyon. Bunun haricinde bir önceki versiyonda da yerini almış olan Grip Control yani opsiyon listesinde yer alıyor. Dış renk ve iç deri döşemesi de yani opsiyon listesinde yer alan seçenekler. Tüm bunları alt alta koyduğunda rakam gerçekten biraz tuzlu daha, geliyor. Daha neredeyse. Üst seviyelere çıkıyor değil mi? 600 bandına geliyor ama Peugeot'da sevdiğim bir özellik. En üst donanım GT paket aldın, dizelini aldın ya da 180 beygir benzinlisini aldın. İkisinde de aynı fiyat aynı seçeneği fiyat, var. Fiyat yani, değişmiyor. Performans istersen de bu fiyat, dizel istersen, tasarruf istersen gene aynı fiyat. Bir de hepsinde otomatik şanzıman evet, kombini var. O da güzel. Mesela 1.2'de, 1.5'de, 1.6'da hepsinde de otomatik şanzımanla alabiliyorsun. Bak bunu da güzel Peugeot. Yani bütün tüketiciye hem dizeliyle hem benzinle hizmet ediyor. Gerçekten güzel. Şimdi son zamanlarda biz yakıtlardan çok şikayetçiyiz. Tamam fiyatlar üst seviyede falan ama yakıtlardan benzin otomatik kullandığım için şikayetçiydik. Ne kadar küçük olursa olsun motor işte 1.0, 1.3, 1.2 yakıyor araçta. 7.5'tan aşağı inmiyor. Şimdi öyle bir araçtayız ki 1430 kilo. Yaklaşık 1.5 tona yakın ağırlığı var. 1.5, 130 beygir, 300 Nm tok. Bak motor ünitesi de güçlü. Ben bunu sıkıştırarak kullandım. 2-3 gün hakikaten öyle hiç böyle konforlu, tasarruflu, güzel özlemişim. Yani bastıkça yakmaz yani güzel böyle. Hakikaten sıkıştırarak kullandım. 7.4'te en son. Bak 7.7 şimdi biraz daha 0-100'leri falan denedik. Bu herhalde top. Aynen. Budur yani bu. Tap çünkü bak 0-100'ler denedik, virajlara girdik çıktık. Ben de 2 gündür şey kullanıyorum, performanslı kullanıyorum. Aracın hani böyle limitlerini zor. Uzun yol yaptım, Kuzey Marmara'da teste çıkıyoruz biliyorsun. Kuzey Marmara'da teste yani limitleri zorladık. Orada da bir yakıt arttı tabii. Sakin kullanmadım. 7.7. Ya bu şekilde benzinli otomatik kullansaydım direkt 9-10'du. Onu söyleyeyim. 11 litreler rahat olurdu. Baktığın zaman Serkan bu aracın daha önceki test konutlarında da kullandık. Sakin kullanımda da ortalama 5.5-6 bandı da çok rahat seyrettik. Aynen. Aynen öyle. Şimdi alternatifi çok rahat sen şu anda gösteriyorsun bize. En yüksek hızlarla, en dip gazla gittiğin zaman görebileceğin rakam 7.5 bandı aslında. Çok büyük alternatif sevgili izleyenler bu. Yani sıkıştırarak böyle performanstan keyif alarak kullanıcı trafiğe de giriyoruz. İstanbul trafiğinde, İstanbul'da testlerimizi yapıyoruz. İş güzergahımız, ev iş güzergahı, yani büyük metropolde, yoğun trafikteyiz. 7.7, maksimum yakacağı dediğim gibi 8'dir ya. Ya performansı da kullansan 8'dir. Şimdi fabrika verilerine geldiğimiz zaman karmada 3.9 diyor. Çok iddialı bir rakam. Evet. Şehir içinde 4.7.
Ben yine büyük metropol örneği verecek olursam maksimum yakacağını böyle hani ben tasarruflu kullanayım, sakin kullanayım, biraz yakıt parası cebime kalsın diyorsanız trafiğe de girseniz bu araçla yakacağınız maksimum veri 6,5, 6-6,5 yani maksimum. Öyle güzel bir yakıt yani, tasarrufu var bu araçlarda. Bu performansı yakıt verimli olarak oldukça iddialı. Çok iddialı. Güzel değil mi yani işçilik, performans baktığımız zaman sınıf ortalamasında. Bu arada keyifli bir ambiyans aydınlatmaları güzel. Gece görüşler var, kör nokta gözler, böyle park sensörleri, geri görüş kameraları, işte aktif fren sistemleri, elektrikli böyle elektronik teknolojiler, işte dry modlar falan böyle. Dolu dolu. Vallahi bana biraz dolusu. PSA grubunun biliyorsun premium markası DS. Biraz DS'i göz kırpar seviyeye gelmiş. Evet, DS7'yi. Hacim de güzel. Zorluyor. Hem arkada hem önde bak. Panoramik tavan var. Sunroof var. Ya hacim öyle güzel ki. Kameramız Murat ayarlayamıyor. Aranızda çok boşluk var evet, dedi. Evet. Kamerayı ayarlayamadı. Seni abi göremiyoruz dedi. Seni aldığım zaman abi o görme falan. Güzel güzel tasarım olarak da her şeyde başarılı bir araç. Yani 5 üzerinden sınıfında böyle 4,5-5'i hak edebilecek bir araç. Evet hayırlı olsun kardeşim. Sezonumuzun ilk programı. Güzel bir i̇nşallah, yıl geçiririz. Sağlıklı inşallah. İzleyici amin. İzleyicilerimiz de keyif almıştır. Sevgili izleyenler bizim şimdi umutluğumuz illaki. Çünkü bu araçları o kadar sık test ediyoruz ki böyle ufak tefek detayları kaçırabiliyoruz. Çok üzerinde durmuyoruz. Unuttuğumuz veya merak ettiğiniz bir soru varsa da bizlere YouTube kanalımızdan yazabilirsiniz. Hem otomobil test YouTube hem de ülke YouTube'dan bizlere soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Haftaya farklı bir araçla yine sizlerin karşısında olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.